zihin sarayı hayal ederek bilgi saklama tekniği. Hepimiz günlük yaşamımızda önemli bazı randevuları, günleri, yapılacakları unutmuşuzdur. İşte zihin sarayı yöntemi bu unutulan önemli olayları hayal ederek unutmamamızı sağlayan ilginç ve güzel bir yöntemdir. Bir mekan ya da görüntüyle unutulmaması gereken bilgiyi beyinde saklamaya yarar. Hafıza sarayı antik Roma'dan bu yana inanılması güç hafıza özelliklerini elde etmek için kullanılan bir yöntemdir. 8 kez dünya hafıza şampiyonu olan Dominic O'Brien bu tekniği kullanarak 2808 adet iskambil kağıdını sırasıyla saymayı başarmıştır. Bir kitabı baştan sona ezberlemek için de buna benzer teknikler kullanılır. İleri seviye psikolojide kullanılan yöntemlerdendir. Hasta, bilinçli veya bilinçsiz, kendi hafıza sarayına sokulur, çocukluğuna indirilir. Buna benzer bir takım teknikler kullanılabilir. Hafıza sarayı tekniklerini ya da bu tekniklerin varyasyonlarını kullanarak benzeri başarılara imza atmış sayısız örnek mevcuttur. Edebiyatta da bu tekniğe çeşitli göndermelerde bulunulmuştur. Thomas Harrison, Hannibal isimli romanında seri katil Hannibal Lecter, hasta kayıtlarını aklında tutabilmek için yıllara ait hatıralarını inanılmaz canlı görüntüler eşliğinde hafızasına kaydetmektedir. Dominic O'Brien ya da Hannibal Lecter kadar üstün başarılara imza atmak zorunda değiliz elbette. Ancak şundan emin olabiliriz ki hafıza sarayı yabancı dil öğrenirken, sınavlara hazırlanırken, sunum yaparken ve daha pek çok zihinsel aktiviteyi gerçekleştirirken son derece etkili bir tekniktir. Hafıza sarayı tekniği daha önceden bildiğimiz yerleri iyi hatırlayabildiğimiz fikrine dayanır. Hafıza sarayı ifadesi çok iyi bildiğimiz ve kolaylıkla görselleştirebileceğimiz bir yer konusunda metafor olarak kullanılır. Hafıza sarayı eviniz ya da işe giderken kullandığınız bir yol olabilir. Aşina olduğunuz bu yer bilgiyi kaydedip gerekli gördüğünüzde kullanmak üzere oradan çıkaracağınız mekandır. Hafıza sarayı nasıl oluşturulur? İlk olarak mekanını yani sarayını seç. Öncelikle çok iyi bildiğiniz bir mekanı seçin. Bu mekanı ne kadar iyi tanıyorsanız ve görselleştirme yoluyla bu mekan içinde rahat gezeceğinize ne kadar eminseniz bu tekniğin etkisi o kadar fazla olacak demektir. Zihninizin gözleriyle kolaylıkla her ayrıntısını görebileceğiniz bir yer olmalı. Bu kriterlere göre ilk akla gelen yer evinizdir. Depolayacağınız bilgiler çok ise, çok zeki veya çok bilgili bir insan iseniz eğer, evinizi hafızanızda genişletebilir ya da farklı odalar eklemek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü her hatırayı ve bilgiyi bir eşya veya sembol ile ilişkilendireceksiniz ve düzenli bir sırayla dizeceksiniz. Seçtiğiniz mekanın sadece statik bir görüntüsünü değil, farklı açılardan ve perspektiflerden görünümünü, mekanı çeşitli rotalarda gezdiğinizde nelerle karşılaştığınızı gözlerinizin önüne getiriyor olmanız gerek. Bu tekniği güçlendirerek hafızanıza aldığınız bilgileri belirli bir sırada hatırlamanızı kolaylaştırır. Yaşadığınız şehirdeki meşhur ve işlek caddeler, işe ya da okula giderken kullandığınız sokaklar, şu anki ya da geçmiş yıllardaki okulunuzda, sınıfınızdan kütüphaneye giderken izlediğiniz yol, iş yerinizde sizin masanızdan patronun masasına uzanan patika, tüm bunlar hafıza sarayına örnek olabilir. 2. Ayırt edici özellikleri listele. Şimdi seçtiğiniz mekanın belirleyici özelliklerini belirleyip bunlara konsantre olma zamanı. Mesela dışarıdan evinizin içine uzanan yolu seçtiyseniz karşınıza çıkan ilk şey muhtemelen sokak kapısı olacaktır. Devam edin ve sırayla neler gördüğünüzü inceleyin. İlk odada neler var mesela? Odayı metodik olarak analiz edin. Örneğin soldan sağa sırayla objeleri gözden geçirin. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Oturma odasındaki orta sehpa ya da duvardaki güzel bir tablo olabilir. Bu işlem süresince zihinsel notlar tutun. Bunlar daha sonra bilgi parçalarını depo etme konusunda size yardımcı olacak olan hafıza odacıklarıdır. 3. Mekanını zihnine yerleştir. Tekniğin %100 etkili olması için mekanı olabildiğince her detayıyla zihninize yerleştirmeye çalışın. Eğer görsel yetenekleri gelişmiş bir insansınız, bunda zorlanmayacağınızı söyleyebiliriz. Değilseniz işte size birkaç ipucu. Mekanı, detayları sesli şekilde tekrarlayarak gezin. Önemli noktaları bir kağıda yazın. Bu noktaları gözünüzün önünde canlandırarak yüksek sesle tekrar edin. Aklınızda tutmaya çalıştığınız ayrıntılara hep aynı açıdan bakın. Mekanı zihninize yerleştirdiğinizden emin olduğunuzda hafıza sarayınız kullanıma hazır demektir.
4. İlişkilendir. Şimdi sarayınızın kralı kraliçesi sizsiniz. Onu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hafıza sarayı tekniği görsel ilişkilendirme yoluyla kullanılır. Süreç son derece basit. Mekandaki bir imajı ele alın. Bu sizin hafıza çiviniz olacak. Bu imajı hafızanıza almak istediğiniz şeyle ilişkilendirin. Her hafıza çivisi hafıza sarayımızın ayırt edici bir özelliğidir. Görsel ilişkilendirme yapmanın yöntemleri vardır. Çılgınlaştır, renklendir, garip olağan dışı hale sok, ters yüz et. Bu özelliklere sahip şeyler daha kolay hatırlanır, öyle değil mi? Hafıza sarayınız olan mekanı gerçek hayatta eşi benzeri olmayacak denli, özgün ve özel kılmaya çalışın. İsterseniz size örnek olması amacıyla basit bir bilgiyi hafızamıza yerleştirmeyi deneyelim. Mesela alışveriş listesi. İlk malzememiz domates olsun. Zihinsel olarak kendinizi hafıza sarayınız olan mekana transfer edin ve giriş kapınızı gözünüzün önüne getirin. Şimdi domates ile giriş kapısını ilişkilendirin. Örneğin kapı koluna asılmış kıpkırmızı domateslerin olduğu bir fileyi hayal edin ve taze domateslerin mis gibi kokusunu hissedin. Domateslerle giriş kapısını ilişkilendirdiğinize emin olduktan sonra yürümeye devam edin. Önce zihninizde kaydettiğiniz sıradaki obje ile listenizdeki bir başka malzemeyi ilişkilendirin. Örneğin karşınıza çıkan ilk odadaki evlilik fotoğraflarınızla yumurtayı özdeşleştirebilirsiniz. Gelinin elinde tuttuğu kocaman çiçek demetinin içinde yumurtaların olduğunu hayal edebilirsiniz. Bunlar sadece benim sunduğum örnekler. Farklı ilişkilendirmeler yapmak sizin hayal gücünüze kalmış. Bu yöntemi kullanarak listenizdeki diğer malzemeleri de sırasıyla hafıza sarayınıza yerleştirebilirsiniz. Mesela bir arkadaşınızın doğum gününü hatırlayacaksınız. Örneğin doğum günü 19 Haziran ise 19 Haziran sizin sokağınızın ismi veya kapı numaranız, zil üstündeki adınız olsun. Sadece hafıza sarayına girdiğinizde değil, gerçek hayatta da evinize girerken, sokağınızdan geçerken bu bilgi aklınıza gelecektir. Ve zamanla ister istemez etiketlediğiniz her bilgi kendini size hatırlatacaktır. 5. Sarayını ziyaret et. Bu aşamada tekniğe alışmak için hafıza sarayınızda baştan sona bir gezi yapacaksınız. Tabii ki zihninizde. Nedir bu zihin haritaları? Zihin haritaları sadece not tutma sistemi olarak değil, düşünceleri oluşturmak, görselleştirmek, tasarlamak ve sınıflandırmak ile birlikte eğitim alanında, organizasyonda, problem çözümünde ve karar alma süreçlerinde de etkin olarak kullanılmaktadır. Ana konu veya tema merkezde olmak üzere bilgiler arasındaki anlamsal ya da diğer bağlantılar, anahtar kelimeler ve görsel resim ve şekillerle desteklenmektedir. Elemanları kelimeler, resimler, çizgiler, semboller, renkler ve şekillerdir. Kelimelerin kollar üzerine önem büyüklüğüne göre dağıtılmış ve belli bir sistem ile görselleştirilmiş haritalara zihin haritaları denir.